Eğer vaktiniz varsa şu videoyu kesinlikle öneriyorum. YouTube'da gelişmek istiyorsanız lütfen şu videoya gidin. YouTube'a video yüklerken nelere dikkat etmelisiniz? Bu konu hakkında bildiklerimi sizlere aktarmak istiyorum. Buraya videomu bırakıyorum. Burayı şu anlık değiştirmiyorum. İleri diyorum. Orayı tekrardan düzenleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Para kazanmayı açık yapıyorum. Bitti diyorum. Eğer ki videonuzun içerisinde burada yazan maddelerden herhangi bir tanesi varsa lütfen işaretliğin gönderin. Yoksa eğer ki buraya bir katakulliyi getirmeye çalışırsanız YouTube çözüyor artık algoritması çok geliştiği için. Buradaki yazan maddelerden hiçbiri olmadığı için ben yukarıdakilerin hiçbiri diyorum. Derecelendirmeyi gönder diyorum ve devam ediyorum. Şimdi ileri dedim. Buraya da geçtim. İleri dedim. ileri dedim. Gizli diyorum. Kaydet diyorum. Şimdi bu videomuz ne kategorisinde olmalı? Öncelikle onu belirlememiz gerekiyor. Ben buraya eğlence kategorisi hakkında yapmak istiyorum. Çünkü eğitim kategorisi hakkında birçoğunuz eğitim kategorisi yapmadığı için buraya eğlence kategorisi yapacağım. Şimdi burayı komple sildim. Şimdi yeni bir YouTube videosu yüklüyoruz. Burayı da bu başta da siliyorum şimdi sizlerle beraber. Öncelikle bu videomuz ne videosu olsun? Diyelim ki sporla alakalı bir video olsun diyelim şu an aklıma geldiği için söylüyorum karınkası olsun karınkası güzel olur karınkası nasıl yapılır diye yazdın değil mi bunu insanlar aratabilir değil mi hemen şöyle yap YouTube'a geçelim hemen şimdi YouTubeumuzu açtığımızda buraya karınkası yazıyorum bakın buradaki arama terimleri insanların arattığı şeyler yani Türk toplumunun arattığı şeyler Türkçe arattığımız için Burada insanlar ne aratıyorsa çıkıyor. Örnek veriyorum. karın kası egzersizleri, karın kası nasıl yapılır gibi gibi. Bunları başlıklarımıza dahil edebiliriz. Burada hem fikiriz. Burada bir problem yok. Tekrardan buraya geliyorum. Karın kası nasıl yapılır değil mi? Burada vardı. Şimdi bu Evet bu insanlara tıklattırır fakat daha da ilginç yapmamız lazım. Şimdi Bunu hemen birazcık sağda, sağa doğru atıyorum. Evde 5 dakikada karınkası nasıl yapılır diye de atabilirim başlıklarımı. Ya da evde karınkası nasıl yapılır diye de atabilirim. Aynı video ama nasıl birazcık daha ilginç hale gelebildi? Şöyle de yapabilirim. Chat GPT artık herkes bildiği için nasıl üye olunur gibi şeyler göstermeden devam etmek istiyorum. YouTube'da karınkası nasıl yapılır ile alakalı bir video oluşturdum. İlginç bir başlık önerebilir misin diye chat GPT'ye sordum. Buradan da yardım alabilirsiniz. Buradan da başlıklar oluşturabilirsiniz. Size güzel güzel başlıklar da önerebiliyor. Bazen çok güzel fikirler veriyor bu arada. Evde 5 dakikada karın nasıl yapılır? Bakın mesela buradaki yazdığımız ayrı bir cümleyi bunun içerisinde de barındırdık. Yani buna aslında gerek kalmadı. Aslında basit başlıklarla toplumun özellikle sporla alakalı içerikleri izleyen insanların dikkatlerini çekebilirsiniz. Niye? Örnek veriyorum evde yapmışsınızdır bu videoyu. Yani evde çekmişsinizdir bu videoyu. Spor salonuna gidemeyecek insanların da ilgisini çekebilirsiniz. Niye? Belki spor salonuna gitmekten çekinen, özgüveni olmayan hem bunları hedefleyebilirsiniz hem de evde rahatlıkla yapabilecekleri 5 dakikada nasıl karın kası yapılır ya? Ben spor salonuna 3 aydır, 5 aydır, 1 senedir gidiyorum karın kası yapamadım diye merak eden insanların da ilgisini çekebilirsiniz böylelikle. Veya bu başlığı hemen değiştiriyorum son olarak. Çok fazla uzatmak da istemiyorum bu başlığı. Bu videomuzda İstanbul'u gezmekle alakalı olsun. Diyelim ki İstanbul'un yemeklerini tanıtıyorsunuz ya da İstanbul'la alakalı bir geziye çıktınız. İstanbul'u gezerek görerek vlog çekiyorsunuz. İstanbul'un en tehlikeli mahallesi. İstanbul'un en tehlikeli mahallesinde yaşadığım olay. Normalde bu bir vlog aslında yani eğlenceli bir içerik. Belki orada başıma çok küçük bir şey geldi ya da komik bir şey oldu ne olursa olsun. Oradaki yaşadığım bir dakikalık olayı başlama yazdım. Aslında bu kadar basitleştirdiğim halde daha fazla izlenebilirliğini arttırdım videonun. Küçük resime de örnek veriyorum. O olaydan, o sahneden küçük bir görselle haber değeri taşıyacak bir başlık deriz yani yani hiç izlemeyeceğiz hiç tıklamayacağınız bir baştan mecbur bırakılıyorsunuz aslında siz burada. Video editlerken karşıma bir kanal çıktı sizlere onu göstermek istiyorum. Tam da bu konuyla alakalı, bu paylaşmış olduğum konuyla alakalı sizlere çokça faydası olacaktır bu gösterdiğim örnek aslında. Şimdi bu kanala baktığımızda Ayşe Kocalar diye bir kanal. Burada baktığımızda iç eklerini çok güzel bir şekilde yayınlıyor. Fakat videolarını yayınlarken gördüğümüz bir şey var ki o da 22 saat önce atmış, 3 gün önce, 5 gün önce, 8 gün önce burada atılan tarihleri görüyorsunuz. Burada 4000 izlenmiş, 4700, 6900, 11000, 2500 gibi gibi bu aralıklarda gidiyor. Öyle bir video yayınlıyor ki bu videosu 9 gün önce atılmasına rağmen ta geçmiş videolarını yani geçmiş tarihteki videolarını kat ve kat fazlasıyla izlenmiş. Buradaki başlığa baktığımızda ne görüyoruz? Dilini bilmedim sarhoş peşme takılınca. Küçük resme bakıyoruz. Başlıkla uyumlu bir şekilde git diyorsun gitmiyor anlamıyor. Burada başlıkla örtüştüğü için ve buradaki görselde de şöyle birazcık yakından göstermek istiyorum. Umarım telif yemeyiz. <laughs> şöyle görsele de baktığımızda görüyoruz ki gerçekten de başlıkla fotoğrafın yani küçük resmin uyumlu olduğunu görürüz ve izlenmesinin de diğer videolarına baktığımızda çok üst seviyelerde hatta neredeyse 10 katı kadar belki daha fazla izlendiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu videoyu yaparken bunları birebir gerçek verilerle sizlere gösterdiğim için de çok mutluyum. Çünkü sadece ben değil birçok kişi bunu istemeden de olsa veya bilinçli de olsa ne olursa olsun bunları yaptığında başarılı bir şekilde verim aldığını zaten buradaki izlenme sayılarından çok net bir şekilde belli oluyor. Ben çok video atıyorum of neden olmuyor İsyan etmektense doğru içerikleri yaptığınız takdirde çok az videolarınız olmasına rağmen çok üst seviyelerde izlenebilirsiniz. Neredeyse buradaki 12-13 tane videoların izlenmelerini hesaplasak bile bu video kadar izlenmesi olmamış. Küçük tekniklerle ve doğru doğru bakış bakış açılarıyla bakarsak, doğru bakış açılarıyla bakarsak videolarımıza emin olun sizler de çok net bir şekilde verim alabilirsiniz. Yemeklerini tanıtıyorsam İstanbul'un en ucuz yemeği dediğim zaman insanların ilgisini daha fazla çekebilirim bu şekilde. Eğer benim abone sayım, izlenme sayım çok çok düşükse bile bu video insanların ilgisini çekebilecek düzeyde olduğu için herhangi bir insanın karşısına çıktığı zaman merak edip tıklama potansiyeli her zaman daha fazladır. Biraz daha esrarengiz yapalım. Şu an kafadan sağlıyorum. Aklıma geldiği için söyledim. Şu an tabii ki üstünde kafa yorsam daha farklı şeyler de çıkabilir burada. Fakat video çok fazla uzamasını istemediğim için kısa kesiyorum. Böyle bir başlık yazdık diyelim. Burada açıklamayı yazarken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Videolarınızda neler yapıyorsunuz ve videolarınızda yaptığınız şeyleri insanlar anahtar kelimeyle yazarak nasıl bulabilir? Bunu yazmanız gerekiyor. Diyelim ki İstanbul'da en korkutucu otelinde bir gün diye yazdınız. Ne yapıyorsunuz? Geziyorsunuz, eğleniyorsunuz, yemek geziyorsunuz veya otelinde bir gün geçirmeye çalışıyorsunuz. Anahtar kelimeye dayalı olarak yazmanız gerekiyor. Buradaki amacınız her zaman şu olmalı. Videonuzda ne anlatılıyorsa bunu açıklamaya uygun bir şekilde yazmanız gerekiyor. Ve Yazdığınız açıklamada anahtar kelime barındırmanız gerekiyor. Buradaki anahtar kelime elbette ki ne diye soracaksınız? İstanbul, en korkutucu otelinde bir gün geçirmek, Kahramanmaraş, 300 kilometre yol, sabah, yemek. Bu gibi anahtar kelimeler sizin videonuzu daha fazla öne çıkmasına sebep olur. Burada çok fazla anlamlı bir şey çıkmadığını ben de farkındayım. Fakat buna dikkat etmeyin çok fazla. Arda ardına yazmayın, spam olur elbette. Fakat burada olabildiğince anahtar kelimeleri kullanarak gayretler göstermeye çalışın. Buraya oynatma listelerimizi de ekledik ve daha sonra alt tarafa da en alta yazın özellikle bunları. Hashtag'i eklemeye gayret gösterin. Konuyla alakalı. Mesela gidip buraya Enes Batur'la alakalı ya da çok fazla popüler olan insanlarla alakalı şeyler yazmayın. Onun aranması çok fazla gidip onu yazıp daha fazla izlenme alırım gibi şeyler yazmayın. Bunu şöyle basit bir örnekle anlatmak istiyorum. Amerika yazacağım. Amerika kelimesi çok fazla aratılıyor. Amerika kelimesinden gelecek olan izleyici Amerika ile alakalı bir içerik göremezse videonuzu terk edecek. Ve terk ettiği için izlenme süreniz düşecek, ortalama görüntülenme süreniz düşecek ve bu şekilde videonuz tozlu raflara kalkacaktır. O yüzden bu tarz şeyleri lütfen gayret gösterin. Konuyla alakalı hashtagler atın ne dedik İstanbul değil mi? Mesela buraya İstanbul yazabiliriz. Otel mesela otelle alakalı e, bir etiket yazabiliriz. Gibi gibi. Otel yazabiliriz buraya. Yemek yazabiliriz. Bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi aşağıya doğru geldi mi küçük resim? Bizim için çok aşırı derecede çok önemli olan bir şey varsa o da küçük resimler arkadaşlar. Başlıktan sonra veya ilk sıraya koyabileceğimiz şeylerden bir tanesi küçük resim. Çünkü insanlar kapak resmini görecek ve başlığı görecek gelecekler bu video. Şimdi İstanbul'un en korkutucu otelini bir gün dediğimizde biz küçük resmimize mutlu bir poz ya da mutlulukla alakalı bir şey koyarsak o videomuz izlenmeyecek. Çünkü niye? Başlığımız negatif. İstanbul'un en korkutucu negatif duygusuyla alakalı bir görsel hazırlamamız gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Hemen Photoshop'umuzu açalım. Böyle bir görsel yaptım tabii ki. Tabii ki bunu sizler bu şekilde yapın demem. Aklıma hızlı bir şekilde geldiği için bu şekilde yaptım ben. Tabi şu görseli de kullanabiliriz. Şunu hemen kapatıyorum bu şekilde de olabilir ama benim daha çok ilgimi çeken görsel bu oldu. Sizin hangisi çektiyse lütfen yorumlar kısmına yazmaya gayret gösterin. Hızlı bir şekilde yaptık biz daha iyi yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra tekrardan geliyorum. Tabii küçük resmimize yazdık oynatma listeleri. Oynatma listelerinizden özellikle 3-4 tane yapmaya gayret gösterin. Kategorinizden sapmayın fakat farklı varyasyonlu içerikleri de yönelin lütfen. Vlog çekiyorsunuz, eğlenceyi arttırın ya da gezi videolarınız varsa geziyi arttırın. Kanalınızda ne seviliyorsa onlara yönelin. Öncelikle kendi sevdiğiniz şeyleri birazcık kenara bırakın. Bunu üzülerek söylüyorum. Öncelikle sizin ne düşündüğünüz önemli değil toplumun yani kitlenizin ne sevdiği önemli. Birazcık bu şekilde devam edin. Daha sonra kendi sevdiğiniz içerikleri de yayınlarsınız. Öncelikle insanların sevdiği sonra sizin sevdiğiniz içerikleri yönelin. Bu videonuz neyle alakalıysa ona göre ekleyin. Onayladıktan sonra bitti değil. Daha sonra buradan Çocuklara özel değilse videonuz buradan hayır. Çocuklara özel değil işaretleyin. Yaş kısıtlaması eğer ki videonuzda küfür vesaire varsa veya çok fazla cinsel içerikli şeyler varsa buradan 18 yaş üstü diye kısıtlayabilirsiniz. Yoksa zaten hayır diyebilirsiniz. Eğer ücretli bir tanıtımlı bir video ise buradan direkt olarak sponsorlu içerikleri işaretleyebilirsiniz ki işaretleyin bu arada eğer sponsorlu bir içerikse bunu ben izin veriyorum otomatik bölümlere ve önemli anlara izin ver diye daha sonra öne çıkan yerler bu da işaretliyorum ama eklemiyorum ben etiketler etiketler önemsiz deniyor. Evet katılıyorum zaten YouTube da bunu anlatıyor önemsiz diye. Şöyle bir dipnot açmak istiyorum bu olaya. Bir kişi bir şey aratıyorsa fakat yanlış yazıyorsa sizler de onun yanlış yazma ihtimaline nazaran Buraya etiketler yazdığınızda o kişinin önüne çıkma ihtimali videonuz daha fazla oluyor. Yani birazcık cümle uzun oldu ama şöyle anlatmak istiyorum. Diyelim ki YouTuber eğitimleri yazıyor bir kişi ama i yerine ı yazdı bunun önüne geçebilmek için bu etiketlerin faydası var. O yüzden ne yapıyorsunuz hemen? Örnek veriyorum YouTuber eğitimleri yazdığınızda buradaki kişi yani aratan kişi YouTuber eğitimleri yani ı olarak yazarsa YouTube direkt olarak otomatik olarak algılıyor. Direkt olarak bu videoyu onun kişi yani o kişinin önüne çıkarmaya gayret gösteriyor. Buraya hemen ne yazıyoruz? Öncelikle konumuz neyle alakalı ise onu yazıyoruz. Yani İstanbul'un en korkutucu otelinde bir gün. Tekle gelen anahtar kelimeler çok fazla insanlar tarafından aratıldığı için bu anahtar kelimeleri de kullanmaya gayret gösterin. Fakat videonuzla alakalı ise gösterin. Yani buraya gidip Mahmut amcanın dükkanı yazmayın <laughs> Şimdi İstanbul yazdık, otel yazdık, Galata Kulesi yazabiliriz. Burada gördüğünüz gibi sev skor yavaş yavaş artıyor ama bu arada şuna dip dipnot geçmek istiyorum. Buraya kafanıza takmayın. 50 yapmak için gayret göstermeyin. Ya 48'de kaldı ne yapacağım of ağlama mı? Hayır. Gerek yok. Burası skor veriyor ve çokça da abartmayın burada. Hatta size şöyle söylemek istiyorum. Ben yabancı kanalında olsun, bu kanalında olsun bunu çok fazla önemsemiyorum. Evet skor yüksekliği önemli fakat çok da kafaya takılacak kadar da değil bu arada. Etiketleri yenileyin diyorum. E, ee, de böyle bir özellik var. Burada bana öneriyor mes. İstanbul 2023. Olabilir yeni bir etikettir. insana çok fazla aratıyor olabilir. Zaten burada da SEO skorlarını gösteriyor. Bunu kullanabilirsin diyor. Buraya videonuzla alakalı şeyler yazın. Mesela İstanbul'un en ucuz yemi. Eğer ki videomun içerisinde böyle bir şey geçiyorsa böyle bir diyalog, böyle bir sohbet ya da böyle bir şey varsa bunu yazabilir. Bu arada ben 500'e kadar genellikle doldurmaya gayret gösteriyorum. Sizler de gayret gösterin. Ve ya etiketlerimin hepsini yazdıktan sonra en sonunda da kendi YouTuber eğitimleri ismi yazıyorum. Yani kanalımın ismini yazıyorum ki hacim kazansın. İnsanlar tanısın. İnsanlar tanıdıkça da beni aratsınlar. Bu kelime yani bu anahtar kelime hacim kazandıkça ben de daha fazla popülerliğimi arttırayım. Videomun dili neyse onu seçiyorum ve daha sonrasında kategorim neyle alakalı ise eğlence, gezi veya herhangi birini seçebilirim. Ama ben genellikle bu tarz vloglarda yani vlog olan şeylerde eğlenceyi daha çok tavsiye ediyorum. Eğlenceyi seçiyorum. Buradan tekrardan üste çıkıyorum. Bitiş ekranların buradan hangisini istiyorsam onu seçiyorum. Mesela şunu seçtim. Buradan izleyiciler için en iyisi diyorum. Kanalımın logosu abone olmak isterlerse diye kaydet dedim. Altyazı eklemek istiyorsam ekliyorum. Kartları koyarken 5. saniye koymayın. Çünkü İnsanlar 5. saniyede videonuzu terk ederse zaten o videonuz izlenmeyecek. Ortalama izlenme süresi düşecek. Videonuz çöp olacak. O yüzden videonuz kaç dakika ise ortalamasını baz alarak koyun. Örnek veriyorum 10 dakika ise bunu 3. dakikaya, 5. dakikaya ya da bir yerde kartla alakalı bir şey söylüyorsanız oraya koyun. Çünkü sıf 5. saniye koyduğunuzda insanlar 5. saniyeden başka bir videonuza giderse o video zaten gidiyor haliyle. Buradan görünürlükten de istediğimiz zaman ayarlayabiliyoruz veya direkt olarak herkes açık diyebiliyoruz. Buradan kendinize uygun bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Kısıtlamalar zaten yok. Alt yazıyı eklemedik bitiş ekranı ekledik. Kartları da anlattım. Benim YouTube'a video yüklerken nelere dikkat ettiğimi bu şekilde görüyorsunuz. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Hatta son olarak söylüyorum ama çok önemli olduğunu düşünerek söylüyorum. Küçük resim yaparken renklere çok dikkat edin. Sizlere şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Sarı olduğuna nasıl bir dikkat çekiyor ya da beyaz olduğuna nasıl bir dikkat çekiyor? Lütfen bunu kendi fikirlerinizi baz alarak lütfen yorumlarda belirtin. Birine danışmak kötü bir şey değildir. Bunu danışın, sohbet edin arkadaşlarınıza. Hangi küçük resim daha ilgi çekici? Arkadaşınız zaten, eşinizde, dostunuz, akrabanız zaten, YouTube ile ilgilenen insanlar ya da fikrini alabileceğiniz, bunu YouTube'da görsen acaba tıklar mısın? Diyebileceğiniz insanlara bu görseller atın ya da başlıklarınızı paylaşın, videolarınızı paylaşma dönün. Yardım kelimesini yazdığımız arkası da sarı, burası da sarı. Evet bir dikkat çekiciliği var. Fakat beyaz yazdığımızda daha fazla bir dikkat çekiciliği oluyor. Hangisi size dikkat çekici? Beyaz mı sarı mı? Lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Küçük resimlerinizde duyguya çok önem verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.